Herkese merhabalar, ETV Türkiye'ye hoş geldiniz. Bir son dakika açıklaması Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. Emeklilerle ilgili haftalardır, aylardır konuşuyoruz. Emeklilere ne yapılacak? Seyyanen zam mı yapılacak? İşte o mu yapılacak, bu mu yapılacak derken birkaç hafta önce genel yayın yönetmenimiz Bülent Boğa sizlere hükümetin bir bayram ikramiyesi çalışması olduğunu söylemişti. Devamlı izleyen izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Hatta bununla ilgili yakın bir zamanda yine bir videoda paylaştık. Bayram ikramiyeleri de 10 bin lira olabilir şeklinde. Bunun haberini verdikten sonra bugün Bakan Vedat Işıkhan bununla ilgili bir açıklama yaptı. Emeklilerin talebi var bayram ikramiyeleriyle ilgili dedi. Bu videoyu paylaşacağım şimdi sizlerle. Bakan neler söyledi başka? İzleyeceğiz. Ondan sonra da hep birlikte değerlendireceğiz. Emeklileri ne bekliyor? Mart ayında yine genel yayın yönetmenimiz Bülent Boğa bize açıklayacak. Hemen ben bakanın açıklamasını paylaşıyorum. Emeklilerimize 5.000 lira, bir seferlik 5.000 lira destek verdik. Bir ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimize müşteri olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Biz de Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine Maliye Bakanımıza bir araya gelip Sayın Mehmet Şimşek'le görüşeceğiz. Ve gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda da gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Bu noktada bunu ifade etmek isterim size. Evet, Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması böyle. Bayram ikramiyeleriyle ilgili talep var, bunu karşılayacağız dedi. Nasıl karşılayacaklar? Sadece bayram ikramiyesiyle mi yetinecekler Mart ayında? Hemen Bülent Bey'e dönüyorum ben. Buyurun Bülent Bey. Evet, doğru yerde olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Yani emeklilerle ilgili, sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili bütün ön kulis bilgilerini ve ön yapılacak çalışmaların neler olabileceğini sizin için öğrenmeye çalışan ciddi bir ekibimiz var. Kaynaklarımız da çok güvenilir ve sağlam ki bunu da görüyoruz. Birkaç hafta önceden söylemiştim, yine bir canlı yayında söylemiştim. İlginç bir şekilde AK Parti'de bir grup, yani Ramazan ayında bayram ikramiyelerinin verilmesi üzerine çalışma yapalım gibi bir öneride bulunmuştu. Ve buna ilk açıklamıştık. Ben burada söylemiştim size, izleyicilerimize. Ve onun üzerine geçtiğimiz gün yine bir bu bayram ikramiyesinin öne çıkacağına dair, yani Ramazan ayında seçim öncesi bir Mart ikramiyesini emeklilere vermelerine yönelik bir çalışma yapıldığına dair bir bilgi geçmiştik. Evet. Ve bugün bakan bizim geçtiğimiz bilgileri doğrulayıcı bir şekilde çıktı. Çünkü baskılara da dayanamıyorlar. Çok ciddi anlamda bir emekli baskısı var. Açıklama yapma gereği duyuyorlar. Açıklama yapma gereği aynen duyuyorlar ve bakan da bugün çıktı, o açıklamaları yaptı. Devamı da var. Şimdi yine İzleyeceğiz. izleyeceğiz. Yani bakın, bu baskıların aslında ne kadar enselerinde olduğunun bir belirtisi. Ve ben şunu iddia ediyorum. Bu bir emekli gündemi, emeklilerin yoğun bu maddi talep isteğini önce bir karşılamaya yönelik bir açıklamaydı. Hatta dün bakan bu yayına, röportaja çıkacağını paylaştığında ben demiştim ki kesin bakan bir açıklama yapacak emekliye yönelik. Yani yeni bir açıklama yapacak diye düşünüyordum ki bilgilerini de biz vermiştik ve bakanın açıklayacağını bu kadar çabuk beklemiyordum. Hemen akabinde. Dün biz videoyu paylaştık, bayram ikramiyeleri 10 bin lira mı oluyor diye. Videoyu Evet. paylaştık, bugün bakan açıklama Evet, yaptı. bakan bir rakam vermedi henüz ama işte üçlü bir çalışmayla yine bunun yönlendirdiklerini açıkladı. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu yeni gelecek bir seyyanen zammında habercisi. Umarım Ben inşallah. öyle düşünüyorum. Çünkü ve böyle duyumlarımız da var tabii. Bakın işte biraz önce yine bazı adayların İstanbul'da aday olup olmayacağına dair işte DEM Partisi'nin adayına yönelik Başak Demirtaş aday olmayacağını açıkladı. Açıkladım. Ve diğer adaylar yine konumunu buna göre alacak. Yani bu açıklamalar yol aldıkça, ilerledikçe ayın 20'sinde bu netleşecek artık bütün adaylar. Ve 20'si ile 30 arasında bu seçim stratejileri belli olacak. Ve emeklilere üst üste zamlar, müjdeler, alternatif stratejilerle Ortaya koyacak. evet, emeklilerin karşısında olunacak. Bunun içerisinde en düşük emekli maaşına zam dahil olmak üzere böyle bir çalışmalar zinciri AK Parti'de ve
sarayda yani Erdoğan tarafından, Erdoğan ve ekibi tarafından yapılmakta. Bunları da yine önümüzdeki günlerde bilgileri aldıkça sizinle hızlı bir şekilde biz paylaşacağız. Evet, şimdi Vedat Işıkhan'ın açıklamasının devamını paylaşayım isterseniz. Ondan sonra yine değerlendirelim. Şu anda tamamıyla böyle bir emeklinin nabzını yoklama, emekliyi belli bir tansiyonda tutma seçime kadar hamleleri, bu hamleler aslında bu açıklamalar bunu gösteriyor. Hemen paylaşıyorum. Dediğiniz gibi 2018 yılından bu yana uygulanan bir ödeme aslında. Bu da önemli bir sosyal destek, sosyal devlet olmanın gereği olarak da emeklilerimize bir nebze de olsa destek veriyoruz bu bayram ikramiyesiyle birlikte. Ahmet Bey. Şimdi biraz... Evet, bayram ikramiyesiyle birlikte emekliye de bir sosyal destek olmuş oluyor diyor Bakan Vedat Işıkhan, ama tabii bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bakan Vedat Işıkhan'a tepkiler tabii ki hemen anında çığ gibi yükselmeye başladı. Emeklilerin sadece emekli bayram ikramiyesini arttırmak ya da artsın gibi bir talebi yok. Hani emeklilerden sadece bu talep varmış gibi geçtiğimiz yayında da söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Evet, manşetler, bütün hükümete yakın manşetler emeklinin bayram ikramiyesi talebi var diye atılmıştı. Ve buna yönelik emeklinin bayram ikramiyesi, sadece bayram ikramiyesinin artması talebi var gibi bir algı oluşturuluyor demiştim. Hakikaten de bu algı oluşturuldu. Şimdi Şebnemciğim, bu özel bir röportajdı. NTV'ye katıldı, evet. Sayın Bakan. Ama bakın, ya bunu hazırlayan, bu programı hazırlanan programcılar, sunucu ve ekibi, arkasındaki ekibi bu konuyu hiç bilmiyor. Hiç bilmiyor, çünkü izledim ben baştan sona. Yani ne bir en düşük emekli maaşına zam gelecek mi, seyahaten zamla ilgili bir talep var, emekliler bunu istiyor gibi ne bir yorum, ne bir soru ama ekstra şey gelmedi. Ama, şimdi amasını biliyorum dedi. Ya biliyorsun yani. Ama hani, şimdi yani. Gelmedi ya da işte sanki ellerine sorular verilmiş de soruluyor gibiler. Tabii sonuçta biz görmedik, bilmiyoruz. Bu konuda hani sorular ellerine verildi mi, verilmedi mi? Ama bu kadar girişimi ne oldu mesela bakanla görüşmek, röportaj yapmak, danışmanlarıyla görüşmek, röportaj yapmak adına? Neden mesela bizim kanallarımıza ya da hükümete yakın olmayan kanallara çıkmıyorlar sonuç olarak? İşte elimize soru veremeyecekleri için ve biz istediğimiz soruları soracağımız için. Yani hani NTV'ye çıkma sebebi de ya da başka işte bu tarz kanala çıkma sebebi de bu zaten. İşte ben yani bir dolaylı bir şekilde bunu da anlatmaya çalışmıştım ama sen direkt dalıyorsun. Öyle ama net. Dolayısıyla ya şimdi somut olarak somut olarak ispat edemediğimiz şeyleri yoruma sunabiliyoruz. Ben de o şekilde ilerlemeyi tercih ettim. Neyse, sonuçta emeklilerin, sen çok güzel belirttin biraz önce, emeklilerin talebi bu değil. Sayın Bakanımız Vedat Işıkhan, emekliler bayram ikramiyelerimiz artsın da biz bununla size teşekkür edelim demek istemiyorlar. Bakın, biz bunları, siz devletin çok şerefli, onurlu, güzel bir makamındasınız. Biz de faydalı olabilmek adına sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Size, bakanlığınıza, devletimize bir nevi biz de bir hizmet yapıyoruz. Gerçek nabzı size anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu eleştirilerimizi lütfen iyi niyetle olduğunu ben buradan şahsen belirtmek isterim. Evet. Emeklinin gerçekten istediği bu değil. Ve bence veremiyorsanız, yapamıyorsanız bu zamları, gerçek sebepleriyle neden yapamadığınızı açıklamanız size hem bu seçimlerde hem de genel olarak çok daha artı olarak yansıyacaktır. Ben kendi adıma iletişim dili olarak bunu anlatmak istedim. Valla bu saatten sonra emeklilere ne anlatırlarsa anlatsınlar. İşte ekonomik sebepleri öne sürüyorlar bunları yapamamak konusunda. Ya, ekonomik sebepler sadece emekliler için geçerli olamaz. Ya şunu o söylemeye çalışıyorum. Zam bütün emeklilere verilmek zorunda. Şebnem, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani teşekkür ediyorlar bize demektense. Yani, ya bizim ekonomimiz bu kadar sıkıntıdayken biz bunu gerçekleştiremiyoruz açıklaması çok daha gerçekçi ve kabul görür demek istiyor. Evet, tabii anladım. Yani hani algı oluşturmak, işte teşekkür ediyorlar, çok mutlular, memnunlar, emekliler ya da işte sadece bayram ikramiyesinin artması talepleri var gibi. Diğer tarafı hiç duymuyor, görmüyor, bilmiyor gibi davranmak doğru değil kısmını net bir şekilde anlayacaklardır diye düşünüyorum. Biz haberleri, gelişmeleri, en doğru kulis bilgilerini canlı yayınlarla, videolarla sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de lütfen ETV Türkiye'ye abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.